bir saatte, İzmir'e bir saatte. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kolay gelsin. Her misafire çok yüksektir burası. Hem çok kadim bir medeniyet, hem misafirperverlikte ev sahipliğinde zaten kimse Diyarbakır'ın eline su dökemez. Ama bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ilginin kat be kat artmış olduğunu memnuniyetle görüyorum. Bunun için ilim milletvekiline, yine ilim milletvekili kabul ettiğimiz, biraz önce de birlikte eşinin katledildiği yere çiçek koyduğumuz Sayın Türkan Elçi'ye, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağrına basıyor. Bu çok önemli. Bunun tabii çok farklı sebepleri var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buraya çıkar odaklı, siyasi çıkar odaklı değil, gerçekten buraya toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa onu yapmak üzere. Yani oy kazanmak, oy toplamak maksadıyla değil, Türkiye'nin şu anda seçim gündemi yokken ve çok kolay şekilde çok popülist politikalarla bugün iktidar ne diyorsa tam tersini söyleyerek oy toplanabilecek, tırnak içinde söylüyorum, görece verimli bir alan varken biz son derece yapıcı bir yerden hükümeti samimiyete davet ediyoruz. Burada gördüğümüz sokaklarda aynı kaygılar var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımının inanılmaz destek gördüğünü görüyoruz. Bunu takip etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Toplumsal barışı savunuyoruz. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu da Diyarbakır'da ciddi karşılık görmüş görünüyor. Siz de takip edin. Meselenin sorun olup olmadığına otokratik düzenlerde ülkeyi yönetenler karar verir. Demokratik düzenlerde sorunun sahibi karar verir. Bugün maalesef Erdoğan'da, Bahçeli'de Kürt sorunu yoktur diyorlar. Oysa ki Diyarbakır'a gelince görüyorsunuz ki Kürt sorunu vardır. Kürtlerin en başta demokratik katılım sorunu vardır. Bizim memleketlerimizde belediye başkanı seçilebilirken bu memleketin son seçilmiş belediye başkanı 2019 seçiminde Selçuk Mızraklı, halkın doktoru, 5 yıldır cezaevinde tutuluyor. Bu sürece de kayyum niyetiyle başladılar. Van'da mazbata ikinciye vereceklerdi. Birinci parti olmanın da gücüyle orada kararlı bir duruş gösterdik. Hakkari'de kayyum atadılar. Ona itirazı hep beraber yükselttik. Bu ülkenin, bu insanların bir kere demokratik temsil sorunları var. Özgürlüklerle ilgili, hak ihlalleriyle ilgili sorunlar var. Bir de elbette en yakıcı şekilde hissettikleri yoksulluk sorunu var. Hepsinin çözümü toplumsal barıştan, Türkiye'nin 86 milyon olarak kucaklaşmasından ve ileriye doğru bir hamle yapmasından geçiyor. Birbiriyle uğraşmasından değil. Biz bu anlamda Kürt sorunu yoktur demiyoruz. Kürtler sorunlarımız çözüldü diyene kadar vardır. Ayrıca ben dün de söyledim. Ben size devlet vaat ediyorum diye. Kürtlerin bir ayrılma talebi yok, bir toprak talebi yok. Kürtlerin bu devletin sahibi olma, bizimle birlikte eşit vatandaş olma talebi var. Benim Manisa'daki bazı komşum olan Türklerin eşit vatandaşlıkla ilgili bir sıkıntıları yok. Ama bu bölgedeki insanların aldıkları hizmet, seçtiklerine hürmet, kendilerinin demokratik haklarını kullanma noktasındaki yaklaşımlar açısından baktığınızda ciddi sorunları var. O yüzden herkes kendini eşit ve mutlu hissedene kadar bu sorun çözülsün diye elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya devam edelim. Çok teşekkür ederim. Son bir soru. Buyurun. Sayın nasıl gidiyor? Eyvallah. Öyle mi? Aa, çok memnun. Neredeler göreyim? Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Bey, Manisa Spor Başkanı geçmişte. Doğru değil mi? Yönetimde. As Başkan. Eyvallah. Biliyorum Ali abi. Hoş geldiniz. İyiyiz vallahi, ne olsun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çok.